Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda MacBook Pro'yu fabrika ayarlarına geri döndüreceğim arkadaşlar. MacBook Pro fabrika ayarlarına nasıl geri gönderilir ve MacBook Pro fabrika ayarlarına geri döndürülmeden önce yapılması gereken şeylerle ilgili sizlere kısa bilgiler vermeye çalışacağım. MacBook Pro'yu fabrika ayarlarına geri döndürmeden önce yapmanız gereken en önemli şey içinde olan belgelerinizin güvende olduğundan emin olmanız. Bu belgeleri isterseniz bir SD karta aktarabilirsiniz, isterseniz harici bir diske aktarabilirsiniz. Böyle o belgeleri, bilgileri, fotoğraflarınız varsa hepsini bir yere aktarmanız gerekiyor. Ayrı bir yere aktarmanız gerekiyor. Çünkü fabrika ayarlarına geri gönderdiğiniz zaman bütün oradaki bilgiler, belgeler, fotoğraflar, her şey silinecek arkadaşlar. O yüzden ilk önce dikkat etmeniz gereken şey bilgisayarınızdaki bilgileri, belgeleri, fotoğrafları bir yere aktarmış olduğunuzdan emin olmanız. Bu birinci adım. İkinci adım, eğer iCloud yedeklemesi yapıyorsanız bilgisayarınızdan, o iCloud yedeklemesinin tamamlanmış olduğundan emin olun arkadaşlar. Çünkü eğer iCloud yedeklemesi tamamlanmadan bilgisayarı sıfırlarsanız buradan yüklemiş olduğunuz fotoğraflar veya ne bileyim bir PDF belgeniz vardır, buraya aktarmışsınızdır. O belgeler, bilgiler bilgisayarın hafızasında olacakları için otomatik olarak onlar da silinecektir. Siz onları iCloud'da sanıyor olabilirsiniz ama onlar iCloud'a yüklenmeden bilgisayarı resetlediğiniz için otomatik olarak onlar da silinecektir. O yüzden iCloud yedeklemesini tamamladığınızdan emin olun. Üçüncü adım, bütün hesaplardan çıkış yapmış olmanız gerekiyor. FaceTime'dan, iMessage'dan ve iCloud'dan çıkış yapmanız gerekiyor resetleme yapmadan önce. Şimdi isterseniz ilk önce FaceTime, iMessage ve iCloud'dan nasıl çıkış yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Şuradan hemen bilgisayardan FaceTime'ı açıyorum arkadaşlar. Ve FaceTime görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Şurada yukarıda FaceTime bölümüne tıklıyorum. Preference bölümüne tıklıyorum. Ve burada da Sign Out bölümü var görmüş olduğunuz gibi. Sign Out dediğim zaman otomatik olarak benim hesabımdan çıkış yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi iMessage'den çıkış yapıyoruz. Ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi Message bölümü var. Oraya gidiyorum tekrar. Preference bölümüne tıklıyorum. Ve şurada iMessage bölümü yazan yere tıklıyorum tekrardan. Ve buradan da Sign Out diyorum. Ve Sign Out yapılmış oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iMessage'den da çıkış yaptım. Şimdi ayarlara gidiyorum. Ve ayarlarda görmüş olduğunuz gibi burada benim hesap bilgilerim var. Buradan Apple ID bölümüne tıklıyorum. Overview diyorum. Overview'den de sign out diyorum arkadaşlar. Ve burada keep diyorum. Hiç de önemli değil o. Delete from Mac diyorum. Delete from Mac diyorum. Ve burada benden Apple ID'min şifresini istiyor. Apple ID'min şifresini girdikten sonra şimdi çıkış yapıyor arkadaşlar. Evet, buradan da çıkış yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi işlemler tamam. FaceTime'dan, iMessage'den ve Apple ID'den de çıkış yapmış bulunuyoruz burada. Bu bilgisayarda şu an herhangi bir Apple ID tanımlı değil arkadaşlar. Şu an tamamen artık sıfırlamaya hazır. Şimdi yapmamız gereken şey ilk önce bilgisayarı kapatmak. Shutdown diyoruz ve bilgisayarı tamamen kapatıyoruz. Bilgisayar kapandıktan sonra Option, Command ve R'ye bastıktan sonra bilgisayarı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarı kapattıktan sonra şimdi Option, Command, R'ye basıyorum aynı anda. Daha sonra da Başlat tuşuna basıyorum arkadaşlar. Başlat tuşuna basınca bilgisayar başlatılıyor. Ve bilgisayar başlatılınca da görmüş olduğunuz gibi Starting Internet Recovery diyor. Bu başlatılınca artık tuşları bırakabilirim. Şimdi bu işlem biraz sürecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra bilgisayar tekrar kapanıp açılacak. Orada da biraz sürüyor. Daha sonra da karşımıza bilgisayarı fabrika ayarlarına geri göndereceğimiz ekran gelecek. Evet arkadaşlar, işlem tamamlandı. Bilgisayar tekrar başlatıldı ve görmüş olduğunuz gibi bizi bilgisayarı fabrika ayarlarına geri döndüreceğimiz ekrana yönlendirdi. Burada da görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. 4 tane seçenek var. Restore from Time Machine Backup. Eğer backup yapmışsanız Time Machine üzerinden oradan restore edebilirsiniz. Tekrar yükleme yapabilirsiniz. Reinstall macOS. macOS'i yeniden yükle diyor. Get help online. İşte burada da Safari üzerinden nasıl yapılırla ilgili bilgi edinebilirsiniz internet üzerinden. Ve en son olarak Disk Utility var. İlk önce Disk Utility'ye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Disk Utility'ye tıklıyorum ve Continue diyorum. Continue dedikten sonra beni buraya yönlendiriyor
ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi Macintosh var. Hemen oraya tıklıyorum ve Erase bölümü yani sil var. Sile tıklıyorum. Burada format seçenekleri var. İstediğinizi seçebilirsiniz ama ben default olan APFS'i tercih ediyorum ve Erase diyorum. Erase dediğim zaman da silme işlemi başlamış oldu ve silme işlemi zaten hemen bitti. Silme işlemi bittikten sonra burayı kapatıyorum arkadaşlar ve tekrar ana ekrana geri geliyorum. Ana ekrana geri döndükten sonra ikinci seçeneği seçiyoruz. Reinstall macOS yani macOS'i yeniden kur. Hemen orayı seçiyorum ve continue diyorum. Continue dedikten sonra beni buraya yönlendiriyor arkadaşlar. İlk önce macOS Catalina'yı yüklemem lazım. Burada Big Sur gelmemiş bulunuyor. Daha sonra işte bilgisayarı yeniden kurduğum zaman güncelleme yoluyla Big Sur güncellemesine geçebilirim arkadaşlar. Şimdi continue diyorum. Continue dedikten sonra burada işte şartlar falan geliyor. Hemen agree diyorum. Agree diyorum tekrar yukarıdan. Ve hemen beni Macintosh'a yönlendiriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diske yönlendirdi. Diske tıklıyorum ve install diyorum. Install dediğim zaman kurulum başlamış oluyor arkadaşlar. Bu işte sıfırlayacak ve bilgisayarı tekrar fabrika ayarlarına geri döndürecek. İşlem başlamış oldu. Bu işlem uzun sürüyor arkadaşlar. İşte 14 dakika falan gösteriyor şu an. Tabi bilgisayar tekrar başlatılacak. O başlatma aşamasında da bir sürü güncelleme falan yapıyor kendi içerisinde. Orada da biraz zaman alacak. Evet arkadaşlar, birinci işlem tamamlandı. Şu an ikinci işleme geçmiş durumda bilgisayar. Ve bilgisayar şimdi başlatılacak. Ama bu da biraz sürecek. Çünkü dediğim gibi burada da kendi içinde güncellemeler falan yapıyor. Ve böyle başlatılıyor bilgisayar. Bu da biraz zaman alacak. Bu bittikten sonra bir sonraki işlemi de sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi işlemler tamamlandı ve bilgisayar fabrika ayarlarına geri gönderildi. Artık bu bilgisayarı isterseniz satın, isterseniz birine hediye edin veya isterseniz tekrar yeniden kurun. Bilgisayarımız nihayet başlatıldı ve görmüş olduğunuz gibi artık kuruluma hazır hale geldi. İsterseniz bu bilgisayarı artık satabilirsiniz, başkasına verebilirsiniz. Böyle bir hale geldi artık. Yani sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi bir hale geldi. Şimdi buradan tekrar ülkeyi seçip devam ettiğim zaman kurulumu yapabilirim. Ama kurulumu bir sonraki videoya bırakıyorum. Şimdilik bu video bu kadar. Evet, genel itibariyle bir MacBook'u fabrika ayarlarına bu şekilde geri döndürebilirsiniz arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.